akrepler sadece zehirli olup olmadıklarına göre değil, yaşadıkları yerlere ve morfolojik özelliklerine göre de çeşitlilik gösterirler. Anadolu sarı akrebi ya da halk arasında kısaca sarı akrep, Bathidae familyasından olup insan sağlığı açısından tehlikeli bir akrep türüdür. Anadolu'nun en yaygın akrep türüdür. Sarı akrep Türkiye'de ilk kez 1959 yılında Adıyaman'da görülmüştür. Leirus cunculiastratus adıyla kayıtlara geçirilmiş fakat 2009 yılında yapılan bir araştırmaya göre bu türe sokulamayacak kadar farklı popülasyona sahip olması nedeniyle Leirus Abdullah Bayrami adı verilerek tür kategorisine yükseltilmiştir. Bu isim sarı akrebe Türkiye'nin önemli araknologlarından Profesör Doktor Abdullah Bayram'a ithaf edilmek amacıyla verilmiştir. Bazı Türkçe kaynaklarda sarı akrep Mesobutus türündeki akrepler içinde kullanılmaktadır. Sarı akrebe Anadolu sarı akrebi de denmektedir ve Gaziantep, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin ve Şanlıurfa gibi Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde rastlanır. Bozkır ve ormanlık alanlarda bulunur. Daha çok açık alanlarda, özellikle steplerde, yerleşim bölgelerinde, binalarda ve harabelerde, ayrıca kurumuş dere yataklarında, maki ve çam ormanları kenarlarında, bazen orman içlerindeki açıklıklarda taşlar altında görülür. Dikey dağılımı 0 ile 1500 metreler arasıdır. Sarı akrepler ortalama 56 santim uzunluğundadır. Vücutları sarımsı kahverengi, tarak ormanları beyazımsı krem, tel sonları vücutlarına göre daha açık sarımsı kahverengi, iğneleri ise kızılımsı kahverengidir. Karapaks yani sırtı örten kitinsi kalkan tek parça değil iki parça halindedir. Tüm akrepler gibi gece avlanmaya çıkan sarı akrepler, sinekler, düz kanatlılar, hamam böceği, örümcekler ve çıyanlarla beslenirler. Genç ve ergin olanlarında yamyamlık görülebilir. Avlarını pusu kurup bekleyerek ya da gezip uygun av bulduklarında saldırarak yakalarlar. Akreplerin çoğu gibi uzun süre açlığa dayanabilirler. Yapılan araştırmalar bu türün 7 aya kadar aç kalabildiklerini göstermiştir. Çiftleşme dönemleri geldiğinde erkek bireyler dişileri arayıp döllenmeye çalışırlar. Spermler genellikle eşey açıklığından dışarı çıkmış durumda bir kese içerisinde bulunur. Bu kese içerisindeki spermleri kıskaçlarıyla alır ve bir dişiyi gördüğü anda onu oyalayarak ya da ansızın yakalayarak kıskacı ile taşıdığı sperm kesesini dişinin eşey açıklığına yapıştırır. Bu olayı gerçekleştirdikten sonra hemen kaçar. Çiftleşmeleri erkek açısından oldukça tehlikelidir. Akrepler yamyamdır ve çiftleşme teşebbüsü erkeğin dişi tarafından yenmesiyle sonuçlanabilir. Yaz aylarında doğum yapan sarı akreplerin dişileri, akrep yavrularını ortalama 5-6 kabuk değişimi süresince sırtlarında gezdirirler. Gelişimini tamamlayan akrepler, yetişkin birer akrep olarak tek başlarına yaşamlarına devam ederler. Dişi sarı akreplerin sırtlarında gezdirdikleri yavru sayısı 30 ila 50 civarındadır. Ve bu rakam bazen 60'a kadar çıkabilir. Bu türde eşeysel diformizm bulunur. Eşeysel diformizm ise
bir türün erkek ve dişi eşeğleri arasında vücut boyutu ve şekli, renk veya desen bakımından farklılıklar görülmesidir. Örneğin vücut boyutu, bazı organların olmayışı, süsleyici tüyler, yele, boynuzlar ve fil dişi sayılabilir. Bunun nedeni dişilerin seçici olmasına bağlanır. Dişiler erkeklere oranla daha cesametli bir yapıdadır. Cesamet de irilik ve boyut anlamına gelir. Erkek bireylerin telson vezikülü büyükçe ve şişkin, dişilerde ise daha ovaldir ve bu fark çıplak gözle ayırt edilebilir. Ayrıca erkeklerde hareketli ve sabit parmak kapandığında parmakların arasında bir miktar boşluk kalır. Ancak dişilerde böyle bir boşluk kalmaz. Daha hareketli oldukları geceleri ve sıcakta sokmaya daha çok isteklidirler. Akrepler ancak rastgele dokunulduklarında ya da üzerlerine basıldığında kendilerini tehlikede hissettikleri zamanlarda sokarlar. Yer yatağında uyuyanların uykudaki hareketi yatağa kadar gelmiş olan akrep için savunulması gereken düşmanca bir harekettir. Dünyanın en zehirli akreplerinden biridir. İnsanlar için ölümcüldür. Türkiye'nin iki ölümcül akrep türünden biridir. Zehri, diğer ölümcül tür olan kara akrep zehrinden iki kat daha kuvvetlidir. İşte tam da bu nedenle bu akrep türünün görüldüğü yerlerde her zaman temkinli olmak gerekmektedir.